İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Selçuk Özdağ için talimat verenlere dokunulsaydı. Gelecek Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 3 yıl önce sopalarla saldıran 5 ülkücüden 4'üne kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, birine silahla tehditten 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verildi. Özdağ'a yönelik bu saldırı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne uzanan şiddet dalgasında en kritik eşikti. İlk kez bir eski milletvekiline sopalarla vuruluyor ve ilk kez silahlar patlıyordu. İki günde üç saldırı. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım bu göreve atandıktan beş ay sonra üç kişi iki gün içerisinde dövüldü. Avukat Afşin Hatipoğlu 14 Ocak 2021 günü İstanbul'da evine girerken, ertesi gün Ankara'da Selçuk Özdağ evinden çıkarken, gazeteci Orhan Uğuroğlu ise markete giderken saldırıya uğradı. Ortak özellikleri MHP'ye muhalif olmalarıydı. Özdağ 3 gün önce Bahçeli'yi eleştirdiği, Uğur ise bu eleştirileri köşesine taşıdığı için hedef oldu. Sopayla vurup silah doğrulttular. Özdağ 15 Ocak 2021'de cuma namazına gitmek üzere evinden çıktığı an sopayı önce bacaklarına sonra kafasına yedi. İkinci saldırgan yumruk savurdu. Üçüncüsü silahını Özdağ'ın şoförü Bayram Polat'a doğrulttu dördüncüsü cep telefonuyla kayıt yaptı. Belinde silah bulunan beşinci saldırgansa tetikte bekledi. Özda, bayram silah diye bağırınca kaçtılar. İkisi karşı kaldırıma park ettikleri araca binerken üçü koşmaya başladı. Araçtakiler koşanları alıp uzaklaştı. Bayram Polat arkalarından birkaç el ateş etti. Ağır yaralanan Özda hastaneye kaldırıldı. Elinde kırık vardı. Rica üzerine teslim oldular. Saldırgan Abdurrahman Gülseren ve Gülahmet Türk iddialara göre emniyetin ricası üzerine ertesi gün polise teslim oldu. Kimden mi rica ettiler? Sinan Ateş'in katilini İstanbul'a kaçırmakla suçlanan Tolga Han baştan. Tanışmıyorlarmış ama aynı araçla kaçmışlar. Gösteren ifadesinde Türk'le birlikte iş aramak için dolaşırken Özdağ ile karşılaştıklarını, siz milletvekilliği yapmış bir insansınız. Hoca Efendi'ye küfretmek Allah'ın gücüne gider demeniz ve PKK'yı olumlayıcı ifadeleriniz hangi milli vicdana ve vatanseverliğe sığar diye sorduğunu, Özdağ'ın vatanseverliği sizden mi öğreneceğim P... nokta nokta diye saldırıp yumruk attığını iddia etti. Arbede çıktığını, Özdağ'ın düşerek bahçe korkuluğuna kafasını vurduğunu ileri sürdü. Türk de aynı ifadeyi tekrar etti diğer üç saldırgansa test sürüşü için semte geldiklerini yolda gezerken arbedenin içine düştüklerini iddia etti. Türkü ve Gülseren'i tanımadıklarını ileri sürdüler. Kendileri kaçarken sözde tanımadıkları Gülseren ve Türkü'n arkadan gelerek "Atlayın" dediğini bunun üzerine araca bindiklerini savundular. Allah'tan saldırı anına ilişkin görüntü vardı. Bu görüntülere göre Gülseren özdağ arkasından yaklaşıyor, aralarında konuşma geçmiyor, yüz yüze bile gelmiyorlar. Sopayla Özdağ'ın önce ayaklarına ardından kafasına vuruyor. Türk de yumruklarla saldırıyor. Görüntülerde açıkça belli olduğu halde sopaları ve silahı inkar ettiler. Birbirini tanımayan iki ayrı grup olarak geldiklerini söylediler. Üç hafta bile yatmadılar. Ortaya çıktı ki beş kişi olaydan iki gün önce Musa Ateş tarafından kiralanan araçla gelip Özdağ'ın evinin önüne park etmişlerdi. İkisi 19 Ocak'ta, üçü 28 Ocak'ta tutuklandı. Ülke Ocakları Genel Merkezi savcıları FETÖ'cülükle suçladı. Üç hafta bile yatmadan 12 Şubat'ta topluca tahliye edildiler. Duruşmalarda birbirlerini tanıdıklarını ve aynı araçla Özdağ'ın evinin önüne geldiklerini kabul ettiler. Ödüllendirildiler. Saldırganlara gelirsem, Abdurrahman Gülseren 1998 doğumlu. Bu saldırı meydana geldiğinde Ankara Ülke Ocakları Ortaokul Birim Başkanı'ydı. 9 ay sonra hudut namustur diye pankart açan bir genci ülke ocaklarına zorla getirip alıkoydu. Gülahmet Türk 1996 doğumlu. 6 ay sonra Bursa Ülke Ocakları Başkanlığı'na atandı. Kadir Hukanoğlu 1998 doğumlu. Karapürçek Ülke Ocağı Başkan Yardımcısı'ydı. O tarihte MHP'nin yönettiği Gölbaşı Belediyesi'nde güvenlik amiriydi. Muhammed Raşit Gürsoy 1996 doğumlu. O da Karapürçek Ülke Ocağı'ndan. Berke Aygün, 1996 doğumlu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçiydi. 9 ay sonra Etlik Ülke Ocağı Başkanı oldu. Keşfe gelmişler. Saldırganların kullandığı kiralık araç iki gün önce aynı sokakta görülmüştü. Aracı kiralayan Musa Şahin'di. O tarihte Gölbaşı Belediye Spor Başkanı'ydı. Halen MHP Gölbaşı İlçe Başkanı. Sinan Ateş Bağlantısı Musa Şahin aracı kiralarken yedek şoför olarak Suat Yılmaz Zobu'nun ehliyetini vermişti. Yılmaz Zobu 1989 doğumlu. Ülke Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı. Yılmaz Zobu 12 Nisan 2022'de Ayşe Ateş'in kimlik, ikametgah ve telefon bilgilerini temin edip Tolgahan Demirbaş'a iletti. Demirbaş'la mesajlaşmasında kafasına sıkacakları diyerek Ateş'in öldürüleceğini aylar önce bildiğini gösterdi ateş suikastinde şüpheliler arasında. MHP Özdağ'ı suçladı. MHP lideri Bahçeli Özdağ'ı suçladı. Özdağ'ın gündeme gelmek için kendi kendisine saldırı organize ettiğini ileri süren Bahçeli şöyle dedi. Evinin balkonuna kamera yerleştirmesi, sonra dönüp masumiyet çığırtkanlığı yapması, sonra da bana saldırdılar demesi bildik bir numaradır. Sinan Ateş yaşıyor olacaktı. Özdağ'dan sonra saldırılar devam etti. 2022'de Sinan Ateş'e destek veren eski Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'i dövmeleri için adam gönderildi. Onlardan Emrullah Kaplan öldü. 8 ay sonra sıra Sinan Ateş'e geldi. Özdağ yönelik saldırı etkin bir şekilde soruşturulsaydı, tümü Ülke Ocakları ile bağlantılı 5 saldırganı kimlerin azmettirdiği, ellerine sopa ve silahı verdiği ortaya çıkarılsaydı suç örgütü çökertilmiş olacaktı bu olmadığı gibi 3 hafta içerisinde serbest bırakılan saldırganlar ülke ocakları başkanı yapılarak ödüllendirildiler ve suç işlemeye devam ettiler. Özdağ saldırıda kullanılan araç kiralanırken ehliyetinden yararlanılan kişi Ayşe Ateş'in kimlik ve adres bilgilerini toplarken karşımıza çıktıysa suçlular cezalandırılmadığı ve korundukları içindi. Özdağ'ın failleri hak ettikleri gibi cezalandırılsaydı Sinan Ateş yaşıyor olacaktı. Gizli tanığın, Bekir Bozdağ'ın bürosuna 400 bin avro vererek dosyasını bozduğu iddiası Ankara gündeme bomba gibi düştü. Bozdağ'ın açıklaması 12.20'de elimize ulaştı. Bozdağ açıklamasında iddiaları yalanlarken doğru çıkması halinde mal varlığını hibe edeceğini duyurdu. Ayhan Bora Kaplan'ı soruşturan 6 polisle gizli tanık Serdar Sertçelik ve Sertçelik'in kaçmasına yardım eden 12 kişiye Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede Sertçelik'le eski Ankara Emniyet Organize Suçlar Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın 7 ayrı telefon görüşmesinin dökümüne yer verildi. Sertçelik 26 Nisan 2024 tarihli görüşmede eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın adını geçiriyor. Boza ile bağlantılı bir hukuk bürosuna avukatı İ.Y. aracılığıyla 400 bin avro ödediğini ve davasının bozulduğunu ileri sürüyor. Bekir Boza bugün ortaya çıkan iddiadan sonra bir açıklama yaparak doğru çıkarsa tüm mallarlığımı hibe edeceğim dedi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Bozdağ açıklaması şöyle. Basın açıklaması. Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Serçelik tarafından ortaya atılan iddialar şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse sahip olduğum tüm mal varlığımı ona hibe etmeyi saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum. Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı elhamdülillah kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili. Serçelik şu iddialarda bulunuyor. İyi abi ben firarken eve geldi. Bozdağ aradı. O zaman Bozdağ Adalet Bakanı. Bozdağ'ın hukuk bürosu var dışarıdan iş hallettirdi. Boza meclise çağırdı. İyi abi, grup toplantısına giriyoruz, gel görüşelim diye. İyi abi gitti konuştu. O zaman 400 bin avro verdim Bozdağ'ın hukuk bürosuna. Dosyamı bozdular. Bir diğer kayıtta Sertçelik ve Demircan arasında şu diyaloglar yaşanıyor. Sertçelik, müdürüm takipsizlik değil, yeniden yargılama aldık. 30 ay kapalıda yatacaktım normalde. 5 ay sonra tahliye oldum. Demircan, ''İsim ver bakayım, not alayım, söylemem lazım.'' Sertçelik, İ’ye, Bozdağ ile yanında konuştu megafondan, sonra meclise gitti, görüştüler, 400 bin avro istediler verdim, sonra yakalandım, zaten yakalanmasam olmuyordu. Cezaevine girdim, 5. ayda tahliye oldum. İddianamede iddialar araştırılmamış, iftira olup olmadığı üzerinde durulmamış.'' Bir gizli tanığın eski Adalet Bakanı Bozdağ hakkındaki şüphe götürür suçlamaları süzgeçten geçirilmeden iddianameye konmuş. Savcının yapmadığını ben yaptım. Eski Adalet Bakanı'nın çevresine ulaştım ve iddiaları sordum. Bozdağ'ın yakınların iftira attığını söylüyor. Bozdağ'ın İYİ adlı bir avukat tanımadığını, hukuk bürosunun bulunmadığını, sertçelikle doğrudan ya da dolaylı bir temasının olmadığını vurguluyorlar. Bozdağ'ın gizli tanığa iftira suçundan dava açacağını ifade ediyorlar. Sertçeliğin iddialarının doğru olduğunu savunmuyorum. Fakat iddianameye konduğuna göre gereği yapılmalı diye düşünüyorum. İddialar doğruysa niçin araştırılmıyor? İftiraysa neden iddianameye konarak Bozdağ'a kara çalınıyor? Eski Adalet Bakanı'nın itibarını zedelemekten çekilmeyen yargı sıradan vatandaşın haysiyetini hiç umursar mı? Bu da Bozdağ eski ve yeni Adalet Bakanı'na ders olsun.